Şimdilerde Show TV'de ekrana getirilen Baba dizisinde Şahika karakterine hayat veren Zeynep Tuğçe Bayat dikkat çeken isimlerden oldu. Zeynep Tuğçe Bayat hakkında bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Meslektaşı Cansel Elçin ile mutlu bir evliliği olan Bayat, evlilik teklifi aldığında anlamadığını itiraf etti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiren birçok başarılı projede rol almış olan güzel oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, son dönemin en dikkat çeken isimleri arasında yerini alıyor. Cansel Elçin ile evli olan Zeynep Tuğçe Bayat'ın aldığı evlilik teklifi ile ilgili yıllar sonra gelen itirafı hayranlarını şaşkına çevirdi. Show TV'nin sevilen yapımlarından olan Haluk Bilginer ile Tolga Sarıtaş'ın başrollerini paylaştığı Baba dizisinde rol alan Zeynep Tuğçe Bayat, Şahika karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor. Kendisi gibi oyuncu olan Cansel Elçin ile mutlu bir evliliği olan güzel oyuncunun hayatına dair bilinmeyenler de ortaya çıktı. Bayat, aldığı evlilik teklifi hakkında konuştu. Evlenmeden bir yıl önce Cansel Elçin'in kendisine yüzük hediye ettiğini ve bunun bir evlilik teklifi olduğunu anlamadığını itiraf eden Bayat, şunları söyledi: "Evlenmeden bir sene önce bana evlenme teklif etmiş, ben anlamamışım. Doğum günümde yemeğe gittik. Sana bunu aldım," diye bir kutu çıkardı. "Açtım, evlilik yüzüğü. Benimle evlenir misin?" demedi ama, "Hayatım boyunca yanımda olmanı istiyorum, seni çok seviyorum, sana çok değer veriyorum," gibi sözler söyledi. "Öyle olunca ben yüzüğü ne yapacağımı bilemedim. Bir süre taktım, flaşlar patladı, çok utandım. Bir daha takmadım, sonra da unuttuk gitti. Doğum günümde bana hediye edilen değerli bir şey olarak gördüm onu. Sonra, dünyayı kurtaran kadını çektik ve ondan sonra evlenmeye karar verdik." dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup, bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.